YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben filmi Ölçer Kerem Akça. Bugün sizlerle haftanın tavsiyesi bölümü kapsamında Sundance 2023 seçkisinden izlediğim 88 film arasında 8. sıraya yerleşen Heroic 17 23 Kasım arasında 13.sü düzenlenecek Suç ve Ceza Film Festivali'nde İstanbul premierini yapması öncesi inceledim. Diyabetika. Heroic'te David Swan'a Michel Franco geleneğinden çıkıp geliyor burada. Ve özellikle de zaten hani Michel Franco geleneğinden hani bir tane daha yönetmenlik yaptığı filme imza atmıştı. Burada bu ikincisine imza atıyor. Workforce. O da fena değildi gerçekten, yani böyle bir şeydi, yani ilginç bir tek mekan üzerine kurulu bir filmdi. Burada da o damardan gidiyor ama daha böyle başarılı bir noktaya açılmış aslında. İşin doğrusu hani David Swan'a zaten daha önce Michel Franco ile yapımcı olarak bir arada çalışan bir isim. Ve özellikle de işte bu yapımcılık gösterdiği filmler arasında da dahil olmak üzere hani bütün külliyatında 600 mil vardı, kronik vardı, April'ın kızları vardı, Nisan'ın kızları, Workforce ve en iyi filmlerine imza atmışlar beraber. Özellikle burada ciddi bir rahatsız edici, aslında Workforce rahatsız edici inşaat işçileri filmiydi. Bu kez Full Metal Jacket ile Beyaz Bant'ı birleştiren bir yeni Meksika sineması ürünü izliyoruz. Rahatsız ediciliği şiddeti eleştirir bir şekilde ortaya koyduğu evreniyle sorgular hale geliyor ve bu sayede 2021 Cannes'dan çıkan Bruno Rydell ile akrabalıkta vurucu. Zonana'nın yapımcılık yaptığı işte olmamış filmler arasında aslında ciddi bir ferahlama ve özellikle işte 600 mil de vardı onlar arasında. Anlamsız bir üretimdi onlar ama yani 18 yaşındaki Louise'in kahramanın askeri okulundaki çıkışsızlığına dair bir çeşit rüya ile sanrı sonu olmadan tamamlanırken vuruyor. Vurucu hale geliyor. Bu sayede de aslında Hermanus'un queer kült filme dönüşecek şeyiyle, Mofi ile, cinni ile akrabalık anlamlı. Çarpıcı antimilitarist asker filmi Franco külliyatından 2012'de çıkan Destalla ile beraber tek kalıcı ve iyi eser, yani Franco'nun özellikle yönetmenliğini yapmadığı eserler söz konusu olduğunda yönetmenliği de ekleyebiliriz tabii. Meksika'nın bilinmemiş bölgelerinde bir çeşit hapsolma hali, anti hapishane vizyonu ile bir denge içeriyor ve yani Full Metal, yeni Meksika sinemasının Full Metal Jacket Beyaz Bant kırması asker filmi olarak bundan sonra hatıralarda kalacak. Ya özellikle sağlam Meksika filmi yapma geleneği çok fazla ülkede var. Buna David Sonana burada eklenmiş ve burada antimilitarist vizyonda hem çarpıcı hem kalıcı hale geliyor. Bu anlamda da ciddi anlamda hani burada bir askerlik eleştirisi, bir sistem eleştirisi eşliğinde geliyor. Hani böyle bir ana karakterin hani rüyasını veya kabusunu bir son noktada görüyoruz gibi bir hissiyat bırakıyor ve şiddeti de manalı bir şekilde yorumlama şansı buluyor. Bu açıdan da yani bu sene zaten Franco'nun yaptığı en iyi filmlerden biri Memory vardı. Memory ile ne olduğunu düşünürsek Franco külliyatında ciddi anlamda iddialı bir hale geliyor. Onu söylemek lazım, Heroic. David Swan'ın özellikle görüntü yönetmeni olarak hani Michel Franco külliyatında daha önce görmediğimiz Carolina Costa ile çalışması müthiş bir derinlik getiriyor. Gerçekten de hani Carolina Costa ayrı bir fark yaratmış burada. Özellikle Crystal Swan'da da vardı. Zaten Workforce'da da çalışmıştı. Bu anlamda da Carolina Costa'nın gözünden, merceklerinin gözünden ciddi anlamda militarizm eleştirisinin yapılması ve bunun da çarpıcı ve kült olacak bir antimilitarist asker filmine ulaşması gerçekten de dikkat çekici ve yani Latin Amerika'da böyle bir şey yapılması ve arka planda kalan şiddete dair de çarpıcı eleştiride bulunulması gerçekten
filmin değerini daha da arttırıyor. İkonik isminin de adını arkasına alarak. Benim Hero'ya puanım 10 üzerinden 6,7. Sizin Hero'ya puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.